Birçok kişi diyor Tabii ki ki. bize, evet abi yani şu an ne oluyor diyor. Peki neden bu kadar dolar yükseldi? Faiz neden düşüyor? Cari açık nedir? Bunları önce cevaplamak, biraz anlatmak lazım galiba. Yani Tabii ki. 2002 yılından itibaren dolar 2012 yılına kadar aşağı yukarı 1 lira, 1,5 lira seviyesinde gidip geldi. Şimdi ben iki tarafında ne söylediğinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani ben ortadan kimsenin tarafında olmadan size sadece neler olduğundan bahsetmek istiyorum. 2002 ve 2012 yılları arasında bir kere Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Cari açık. Cari açık ne? İthalatın ihracattan fazla olması. Ama bizim ihracat kalemimizde enerji çok fazla yer kaplıyor. Eğer enerjiyi oradan çıkarırsanız ihracatınız ithalata geçiyor. Ama bizim en büyük sorunumuz enerji olduğu için bu cari açığı kapatmak hiç kolay değil. Ve ithalata bağlıyız. İthal ürünlere bağlıyız. 2002'den 2012-2013 yıllarına kadar doların daha yatay gitmesinin sebebi siyasi olarak Türkiye ve Avrupa ve Amerika arasındaki ilişkilerin biraz daha yatay düzlemde gitmesi oldu. Evet, içeride birçok sorun vardı. Darbe planları vardı. AK Parti parti kapatma davası vardı. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Cumhuriyet mitingleri vardı. Evet, içeride karışıktı ama velakin dışarıdan Türkiye'ye bakınca daha güven içinde geçen bir durum vardı. Tabii ekonominin en temel taşı güven, istikrar. Bu yüzden de izlenen oyunlardaki politikalar cari açığı arttırdı. Evet, bu bir gerçek. Büyümeyi de arttırdığını söyleyebiliriz. Şöyle bir düzlemde büyüme arttı. 2008, 2009, 2010 yılları refah açısından Türkiye'nin en refaha kavuştuğu yıllardır. Ama Türkiye'nin cari açık sorunu hiçbir zaman bitmedi. Türkiye'nin cari açık sorunu her zaman devam etti ve günümüz 2021 yılına geldiğinde de bitecek gibi değil. 2013'ten sonra 3,5 liralara gelen dolar, 2016 yılına pardon, 3,5 liralara gelen dolar daha sonra çok ivme kazandı. Brunson krizi, 2018 Ağustos'unda yaşanan Brunson krizi. Sonrasında işte günümüzde faiz politikalarıyla ilgili bir durum söz konusu. Bu bir devlet kararı bir kere. Biz bunu anlıyoruz buradan. Faizi indirme kararı. Dünyada faizi en çok veren ülkelerden biriydik. Biriyiz hala. 19-20'leri gören bir faiz vardı ve işte son 4-5 aydır izlenen bir faiz politikası var. En son geçtiğimiz Perşembe'de 100 baz puan indirildi. Faizin indiriliyor olması demek maalesef döviz kurlarını da zıplatan bir şey. Aslında ben sizi 1994 yılına götüreyim. 1994 5 Nisan paketlerini hatırlayan hatırlar. Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönem, Murat Karayalçın'ın başbakan yardımcısı olduğu dönemden hemen önce de devlet faizleri indireceğim dedi. Hem de sert bir şekilde indireceğim dedi. Faizleri çok sert indirdi. Bu sert indiriş yani yavaş yavaş işte şimdiki gibi 100 baz puan, 150 ya da 200 baz puan değil, birden 800 baz puan birden indirmeye kalktı. Ve bunun sonucunda kriz çok büyük bir şekilde patladı. Ben bugün yaşadıklarımızı biraz 5 Nisan'a bir ufak benziyor. 2001'e Evet. benzemiyor. 2001 krizi bambaşka bir şeydi. Orada 30'a yakın bankanın battığını gördük. O başka bir şeydi. Bu kez durum 5 Nisan'a biraz benziyor ama daha kontrollü bir şekilde devletin faizi indirdiğini görüyoruz. Ama buna rağmen döviz krizinin giderek arttığını görüyoruz. Peki şimdi diyorlar ki 6 ay sonra tabii dövizin yüksek olması ne demek? İhracatın çok fazla artacak olması demek. İhracatın artacak olması ne demek? Cari açığın kapanacak olması demek. Cari açığın kapanacak olması ne demek? Ülkeye daha fazla dövizin gelecek olması demek. Bunun da en nihayetinde dövizi düşüreceğini, doları düşüreceğini söylüyorlar. Enflasyonu en başta çok tetiklese de ki şu an %50'ye yakın enflasyon var. Asgari ücrete gelen zamdan bunu anlıyoruz. Bu enflasyonu da zaman içerisinde düşüreceğini savunuyor şu anda hükümet. 6 ay sonra bunun semeresini alacağız diyor. Çin modeli çok konuşuldu. Sadık Hocam da çok iyi bilir. Çin modeli biraz sosyalizm soslu bir kapitalizmdir. Evet, kapitalizmin bugünlerde artık Amerika'nın yanı sıra Çin'den de geldiğini görüyoruz.
Çin'den çok daha fazla geldiğini görüyoruz. Türkiye ucuz işçiliği deneyecek tıpkı Çin'deki gibi. Anladığımız bu. Cari açığı kapatmak için ihracatı patlatıp ülke içerisinde de ucuz işçilikle birlikte bir refahın olacağı görüşünde hükümet. 6 ay içerisinde bu yaşanacak mı, yaşanmayacak mı bunu göreceğiz. Ama daha sıcağı sıcağına bir saat önce Cumhurbaşkanı dedi ki benden faizi indirmek dışında bir şey beklemeyin dedi. Bu çok sıcak ve yeni bir açıklama. Yani demek ki hükümet bu konuda kararlı. Faizi yine indirecek. Keşke Amerikan Merkez Bankası Fed bunu yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fed dedi ki ben 2022 yılında 3 kere faizi arttıracağım dedi. 3 kere. Şimdiden söylüyorum dedi. Bu doğal olarak insanların pozisyon almasını daha kolaylaştıran bir şey bence. Ve piyasaya daha güven veren bir şey. Şu anki sorunumuz tam olarak biraz piyasanın güvensizliği. Yani yarın ne olacak? Fiyatlar ne olacak? Faiz inecek mi? Enflasyon çıkacak mı? Dolar ne olacak? Bu düzlemden bakınca maalesef fiyatların, fahiş fiyatların arttığını görüyoruz. Bir yandan tabii bunu stokçular var, bunu fırsat bilenler var. Fiyatı daha da fazla arttıranlar var. Ama keşke dediğim gibi Amerikan Merkez Bankası gibi Türkiye'de en azından şimdiden dese ki kardeşim siz rahat olun. Ben 6 ay faiz düşürmüyorum. Mesela. Bu bence bir nebze piyasayı rahatlatacak bir açıklama olacaktır. Ama tabii ki şu anda ekonomi yönetimi çok daha iyi biliyordur. Umarız bu sonuçları 6 ay sonra toplarız. İhracat artar, tam da hükümetin istediği gibi gider. Yoksa bu enflasyonu daha da tetikleyecek bir ortamı maalesef getirir. Yani bu da bir gerçek, hepimizin de bildiği bir gerçek. Asgari ücretin bile %50 artması bir nebze enflasyonu yine arttıracaktır. Yani doların artmasına gerek yok burada. Eğer devlet %50 arttırıyorsa asgari ücreti yine enflasyona sebep olacaktır. Faiz sonuç, enflasyon sebep der Sayın Cumhurbaşkanı. Bakalım faiz politikaları ve enflasyon arasındaki bu ilişkiyi önümüzdeki 6 ayda nasıl göreceğiz? Merak ettiğimiz nokta bu. Hani bugün ne olacak? Evet, Osmanlı bunu başarmış. İşte Sadık Hocam 1929 buhrandan yola çıkarak anlattı. 2008-2009 buhranını birazdan anlattığımızda ben de ona katkı yapacağım. O yıllarda mortgage krizinde neler yaşandığına dair. Ve tabii ki bir sonraki turda ben de dolarla ilgili bundan sonra ne olacak? Çünkü şu anda dolar Amerika'ya geri dönüyor. Hani 2000'den bu yana dolar daha çok dünyaya dağılmıştı ve daha çok para vardı. Ve daha çok paranın olması ülkelerin refahını arttıran bir şeydi. Yalancı da olsa. Şimdi dolar tekrar Amerika'ya doğru geri dönüyor. Umarım bu sıkıntı yaratmaz. Zaten dünyadaki enflasyonist politikaların neticesinde bu yaşanıyor. O onu tetikliyor, onu tetikliyor. Dünyada da hiper enflasyonun olması kaçınılmaz gibi duruyor. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyada da ciddi enflasyon sıkıntısı yaşanacak. Covid politikalarının bunu zaten tetiklediğini görüyoruz. Sürecin sıfır noktasına gidecek olursak 2020 Covid politikalarıyla beraber enflasyonist politikalara gitti devletler ve bu da işte bugün yaşadıklarımıza bir maalesef zemin teşkil etti. Evet, evet. Güzel bir özetleme oldu Türker abi. Dilerseniz tekrardan söz bana geçsin. Sonra isterseniz yine Sadık Hocama, sonra yine size o şekilde devam ederiz. Şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum. Hani az önce girişte söyledim ya, yani 2000'de evet bir şeyler şirazesinden çıktı. 2008'de de bir büyük kriz yaşadı dünya. Tam onu söylüyordum. Ama esas kırılma 2017'de oldu. Şimdi esas kırılmanın 2017'de olmasının peki diyeceksiniz ki Ömer Faruk delillerin ne? Neden 2017'yi işaret ediyorsun? Neden esas kırılma tüm dünya için 2017'dir diyorsun? Şimdi onun delillerini sizlere arz edeceğim. 1. 13 Mayıs 2017 yılında dünya çapında yaklaşık 100 ülkede bilgisayarlar hackerlar tarafından saldırıya uğradı. Ve bu siber saldırı sonrası ülke ekonomilerinde çok büyük zararlar görüldü. 13 Mayıs 2017. 2. 22 Mayıs 2017 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde bir konser salonunda düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. 3. 13 Ağustos 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Aziz İstanbul isimli, burası da dikkat buyurun çok enteresan bir yer seçmişler.
13 Ağustos 2017 Burkina Faso'nun başkenti de Aziz İstanbul isimli Türk lokantasına düzenlenen saldırıda 22 kişi yaralandı, 18 kişi vefat etti. Dünya Sağlık Örgütü 4, iç savaşın sürdüğü Yemen'de 2017 Nisan ayında başlayan kolera salgınında 500 bin kişinin etkilendiğini, 5 bin insanın vefat ettiğini duyurdu. Madde 5, Eylül 2017 yılında Kuzey Kore'de başarılı bir hidrojen bombası denemesi gerçekleşti ki bu hidrojen bombası denemesinden sonra tüm dünya ayaklandı. Amerika Kuzey Kore'ye bir dünya bir araba laf söyledi. Kuzey Kore Amerika'ya bir araba laf söyledi. Avrupa ülkeleri Kuzey Kore'ye bir araba laf söyledi derken dünya iyice gerildi. Tabii bu tür gerilmeler de malumunuz Türker abi ekonomiye ağır etkilerde zararlarda bulunuyor. Devam edelim. 6 Aralık 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Devam edelim. 7. maddeyi söylüyorum. La Casa de Papel dizisi gerçek oldu. 7 Ağustos 2019'da bu 2019'a geçtim. Tekrar 2017'den devam edeceğim. 2019'da 7 Ağustos 2019'da Meksika'nın başkenti Mexico City'de darphaneye giren soyguncular güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip 14 milyon TL tutarında hırsızlık yaptı. Bu yapılan bu soygun ise herkesin aklına La Casa de Papel dizisini getirdi. İşin ilginci her şey 2017 yılında başladı diyorum ya La Casa de Papel dizisi de vizyona 2 Mayıs 2017 yılında girmiş. Şimdi bu kadar tesadüf nasıl olur onu da bizi dinleyenler düşünsün. Devam edelim. La Casa de Papel dizisindeki her şeyin başı olan ekip lideri bir profesör var ya, o tüm sistemi kuran, soygunları ayarlayan, tasarlayan, o ekibi kuran, ekibin başındaki profesör. Bu adamın bir kod adı var, Vatikan. Oraya geleceğim. Adamın kod adı var, Vatikan diye. Birkaç defa kullanıldı tüm sezonlar boyunca. Şimdi bu dizide bu profesör sürekli olarak ekonomik ve finansal sistemi reddetme mesajı veriyor. Bu zaten büyük reset ya da büyük sıfırlama dediğimiz olgunun iktisadi kısmı. Ayrıca profesör bu az önce söylediğim Vatikan kod adını kullanıyor. Dizide dikkat çeken bir başka husus da dizide küresel monarşiye, küresel sömürge sistemine karşı tek bir laf edilmiyor. Ya sen bu ekonomik sistemi güya eleştiriyorsun, elitleri, zenginleri eleştiriyorsun ama bu sistemi kuran Deccal'in askerlerine, küresel monarşiye tek bir laf etmiyorsun sezonlar boyunca. Çok ilginç değil mi? Devam edelim. Bu Vatikan dizide, yani profesörden bahsediyorum. O da Vatikan olan profesörden bahsediyorum. Vatikan olduğunu bilmiyordum ben mesela hocam. Evet, öyle bir gerçek var. Google'da araştırırsa kardeşler Vatikan'ı duyarlar. Çok dillendirilmedi. Yani tüm sezonlar boyunca bir iki defa böyle bir üstü kapalı geçti. Ama sosyal medyada da bu çok döndü Türker abi. Çok döndü yani Vatikan kod adını kullandığını. Yani zaten şöyle, dizide çok kullanmaları da aslında mühim değil, önemli değil. Buradaki önemli olan şey bunun sosyal medyaya düşmesi ya da haber sitelerine düşmesi ya da dünyada, ülkelerde gündem olması. Dizide çok kullanması bile önemli değil. Yani adam mesajını veriyor her türlü. Dizili ya da dizisiz mesajını veriyor. O profesöre Vatikan diyerek, çünkü biraz sonra bir yere bağlayacağım bunu. Devam edelim. Şimdi bu Vatikan kod adlı profesör dizide hem halka hem de soygunculara şunu öneriyor. Halk darphaneden para çekebilmelidir. Kendi parasını kendi basmalıdır. Bu da akla, küresel monarşiye itaat edildiği sürece Papa Francis, Bill Gates, Elon Musk gibi isimlerin dillendirdiği küresel vatandaşlık maaşını akla getirmektedir. Zaten Papa Francis virüs salgını bu evrensel temel geliri tartışmamız için iyi bir zaman diye yazmıştır. Bunu da bulabilirler internetten. Öte yandan dizide kapitalist düzene karşı sözde bir isyan vardır ama dizide bir sosyalizm güzellemesi vardır. Tam da bu noktada bazı belgeler göstermek istiyorum. Efendim? Çok net sosyalizm. Evet, sosyalizm güzellemesi. Şimdi bazı burada belgeler göstermek istiyorum. Şimdi bu The Economist'in 2016 kapağı. Bakın The Economist'in 2016 kapağı. Şimdi burada bir güneş var. San tarikatına, yani Güneş Locası'na, yani Amon Ra Tapınağı rahiplerine bir gönderme var. Kimdir bu Amon Ra Tapınağı rahipleri? Bu Güneş Locası
bütün sistemin, kötücül negatif sistemin, yani tapınak şövalyelerinin, Tavistoğ'un, Gülhaç'ın hepsinin, Siyon tarikatın hepsinin başı olan sistemden bahsediyorum. Amun-Ra tapınağı rahipleri ya da Güneş Locası ya da San Locası. Şimdi burada esas olan nokta da şu, şurada şöyle yaklaştırayım kameraya, tam şurada kitap okuyan bir çocuk var. Bakın, burada kitap okuyan bir çocuk var. Evet, bu Das Global. Ama bu das, aslında bu Das Kapital, bu da anlatacağım şimdi onun ne olduğunu. Tekrar göstereyim, belki göremeyen kardeşler vardır. Burada kitap okuyan bir çocuk var. The Economist'in 2016 kapağında. Şimdi kıymetli dostlar ve Türker abi ve Sayın Sadık hocam. Papa 6. Paulus diye bir adam var. Papa 6. Paulus. Bu adam 1963 ve 1978 yılları arasında papaydı. Papa 6. Paulus. 1963 ve 1978 yılları arasında papaydı. Bakın, bu adamın konuyla ne ilgisi var diyeceksiniz. Şimdi tek tek izah edeceğim. Şimdi bu Papa 6. Paulus bu. Evet, Papa 6. Paulus bu. Şöyle resmini göstereyim. Şurada da arması var. Bakın, adamın armasında 3 tane Siyon tarikatı amblemi var. 3 tane Siyon tarikatı, yani şu 1, şu 2, şu da 3. 3 tane Siyon tarikatı armasını Papa papalık armasına yerleştirmiş. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Papa 6. Paulus yaptığı hiçbir şeyi kendi isteği ve kendi düşüncesiyle yapmamış, Siyon tarikatının emriyle yapmış. Peki The Economist'in 2016 kapağında gösterdiği mevzuyla bunun ne alakası var? Şu alakası var. Papa 6. Paulus'u tüm dünya komünist papa, Marksist papa, sosyalist papa olarak bilir de o yüzden ilgisi var. Ve bu adam kardinallerine emir vermiştir, demiştir ki sosyalizmi gelecekte, komünizmi gelecekte insanlık yeniden uygulasın ve kurtulsun demiştir tırnak içinde. Ve bununla alakalı bir tez hazırlayın demiştir kardinallerine. Kardinaller Papa 6. Paulus'un emrine 1963-1978 yılları arasında görev yapan Papa 6. Paulus bu emri verdikten sonra kardinaller bu tezi hazırlamışlardır. Tezi okuyan Papa 6. Paulus tezin altına imzasını atmıştır ve ismini de İsa'nın kurtarıcı tezi koymuştur. İsa'nın kurtarıcı tezi. Peki bu İsa'nın kurtarıcı tezine daha sonra ne olmuştur? İsa'nın kurtarıcı tezine Papa 6. Paulus 1972 yılında kardinallerine emir vermiştir. Bu İsa'nın kurtarıcı tezi yayınlandıktan sonra bunu rafa kaldırın. Bu İsa'nın kurtarıcı tezini rafa kaldırın. Gelecekte uygulanması için bir gün raftan tekrardan indirilmesi için Vatikan arşivlerine kaldırın demiştir. Şimdi bu The Economist'in kapağında görmüş olduğumuz bu kitap okuyan çocuk aslında Das Kapital, yani ya da İsa'nın kurtarıcı tezi ya da Sadık Hocam'ın deyimiyle Das Global. Komünizmi ve sosyalizmi yeniden piyasaya süreceklerini, sahaya süreceklerini 2016'da bu derginin kapağıyla, buradaki kitap okuyan çocukla ilan etmişler. Bu işin Vatikan'la alakalı bir bölümü daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Bu da şu, elimde görmüş olduğunuz bir belge var. Bu belge dünyanın bilinen ilk sömürge anlaşması, Tordesillas Anlaşması. 7 Haziran 1494. 7 Haziran 1494. 6. Alexander. Namı diğer Rodrigo Borgia. İspanya ve Portekiz arasında tüm dünyayı bölüştürmüş adam. Dünyanın yarısını Portekiz'e vermiş, yarısını İspanya'ya vermiş. Ve bunu niye yapmışlar biliyor musunuz? Osmanlı'yı yok etmek için yapmışlar bunu. Bu anlaşmanın içeriğindeki yazan maddeler şu anda hala günümüzde yürürlükte. O zaman Osmanlı'yı yok etmek istiyorlardı. Bugün de masum insanlığı yok etmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmek istiyorlar ama başaramayacaklar. Oyunları başlarına dönecek. Bu Tordesillas Anlaşması 7 Haziran 1494'te yürürlüğe girdiğinde bizim başımızda da 2. Beyazıt vardı ve 2. Beyazıt bu anlaşmayı dedi sizin başınıza çalarım dedi. Sizi yok ederim dedi, tarumar ederim dedi. Donanmayı harekete geçirdi, orduyu harekete geçirdi. Papa hemen dedi ki ya dedi biz böyle bir anlaşma yaptık filan ama dedi biz aslında dedi İspanya ile Portekiz arasında filan dedi bir arabuluculuk yapmak filan gibi kıvırdı. Ama bu anlaşmanın içerisinde öyle laflar yazmıyor. Bu anlaşmanın içerisinde Osmanlı ekonomisinin nasıl çökertileceği yazıyor. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu tam da bu geldiğimiz noktada
Bu evrensel temel gelir meselesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu hani dedik ya, Vatikan'ı anlattık. Papa Francis bunu öneriyor. Bill Gates bunu öneriyor. Elon Musk bunu öneriyor. Şimdi bu küresel iktisadın aslında küresel iktisadı beni şimdi belki dinleyenler diyecekler ki ya Ömer Faruk ne diyorsun sen diyecekler. Şaşırttın bizi diyecekler. Şaşırmayın, hemen altını dolduracağım. Bu Papa Francis'in ve Bill Gates'in ve Elon Musk'ın bulmuş olduğu sözde ve aslında Siyon tarikatının emri olan evrensel temel vatandaşlık geliri aslında küresel iktisadı düzeltecek bir söylemdir. Bakın altını çiziyorum. Aslında küresel iktisadı düzeltecek bir söylemdir. Amması var. Sen benim gittiğim yere karışmayacaksan, konuşmalarıma karışmayacaksan, telefon açtığım yere karışmayacaksan, seyrettiğim televizyon programına karışmayacaksan, okuduğum kitaba karışmayacaksan, konuştuğum insanlara karışmayacaksan, çünkü her an telefonla, kameralarla, şurayla burayla gözetim altındayız. Bir şeyler alıyoruz, fişlere yansıyor. Kredi kartıyla alışveriş yapılıyor, bir şeylere yansıyor. Yani hareketlerimiz kontrol altında. Hatta düşünceyi bile okuyacak artık makineler geliştirdiler. Yani bu noktada bu evrensel temel vatandaşlık maaşını tüm insanlığa vermek küresel iktisadı kurtarır. Verin diyorum. Ama diyorum ki puanlama sistemi yapıp maaşı kesmeyecekseniz, bizi sıkıştırmayacaksanız, masum insanlığın gittiği yerleri, okuduğu kitapları, konuştuğu insanları, düşündüğü fikirleri baskılamayacaksanız, buna hiç karışmayacaksanız, puanlama sistemi yapıp evrensel temel geliri tamamen kesip ya da maaş düşüklüğü yapmayacaksanız, evet bu evrensel temel gelir dünya küresel iktisadını kurtaracak bir sistemdir. Ama Elon Musk da Bill Gates de Papa Francis de bunu böyle söylemiyorlar. Diyorlar ki biz bunu veririz ama küresel sisteme itaat edilmezse Çin modelinde olduğu gibi kesintiye gideriz diyorlar. E baba ben de diyorum ki verme o zaman. Çünkü hiçbir işe yaramaz. Eğer kesintiye gitmeyeceksen ver. Hatta şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim. Hocam yani La Casa de Papel özellikle evet, birileri tarafından bu yaptırıldı, sistemi empoze etmek için yapılmış bir dizi midir diyorsunuz? Evet, aynen bunu söylüyorum. Zaten bütün deliller, bak, işaretler öyle onu söylüyor. Bu çok tartışılır, YouTube'da da çok paylaşılır. Ben şimdiden söyleyeyim hocam. Evet. Vallahi yani tartışılırsa tartışılsın ama gerçekten bütün ok işaretler orayı gösteriyor. Bütün ok işaretler orayı gösteriyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Evrensel temel gelir için, bir de bunlar masal hikaye değil, pilot bir ülke seçilmiş. Finlandiya'da 2000 Finli'ye rastgele seçilmiş 2000 Finli'ye 560 euro vererek evrensel temel gelir testi başlatmış Finlandiya. Böyle bir pilot ülke seçilmiş. Ama bakın tekrar ediyorum. Sonra Ömer Faruk İspir şunu söyledi. Küreselcilere yaranmaya çalıştı falan gibi sabah bir haber görürsem küserim ha. Şunu demiyorum. Küresel evrensellik, evrensel vatandaşlık maaşı işe yarar diyorum. Ama Papa Francis'in, Bill Gates'in ve Elon Musk'ın tavsiye ettiği gibi işe yaramaz. Çünkü onlar diyorlar ki hata yaptığın sürece maaşını keseceğim. Ya tamamen keseceğim ya da maaşta kesintilere gideceğim diyor. Sen insanların hatalarını görmezden gelip maaşta kesintiye gitmeyeceksen ya da maaşı tamamen kesmeyeceksen bu işe yarar. Anlatabiliyor muyum? Zaten Osmanlı Devleti de, ben maddeler çok uzun diye okumadım, Osmanlı Devleti de vatandaşlarına vatandaşlık maaşı diye bir maaş veriyordu. Bunun da altını çizeyim. Devam edeyim. Devam edelim. Şimdi çok önemli bir kısma geldik. Bakın, bir ekonomik tetikçinin itirafları, bir ekonomik tetikçinin itirafları, 4 ciltlik bir kitap bu. Şöyle göstereyim. 4 ciltlik bir kitap, bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins isimli bir adam yazmış bunu. Bu adam bu kitabında çok acayip itiraflarda bulunuyor. Onlardan bahsedeceğim. Fakat sözü ben tekrardan Sadık Hocam'a bırakayım. Bir boşluk olsun. Sonra tekrardan zaten konuşun. Sonra sıra bana gelmiş olsun. Ben La Casa de Papel ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Hani sen, yaptığımız programda da finalde söylemiştim. Şimdi Bay Vatikan'la, yani profesör, Berlin, Vatikan'la Berlin şarap kadehlerini tokuşturarak o ünlü şarkıyı söylüyorlar. Vatikan'da Berlin yapıyor bunu. Unutulmasın filmde. Solcular da böyle heyecanlanarak o parçaları tekrarlıyorlar. Ne kadar bir tuhaf bir ironi yani. Aslında filmin esas mesajını hiç kavramamışlar gibi görünüyor. Ben çok o güzel diziden çıkardığım sonuç mesajı şudur.
bir anarşi var. Tabii düzene karşı gibi görünmeleri şarttır. Çünkü anarşist ruh her zaman caziptir. Her zaman cazip. Hatta canlılıktır. Canlılıktır tabii. Bir anda. Devlet de onlara boyun eğiyor hocam yani. Evet, hay eğiyor gibi yapıyor. Eğiyor gibi yapıyor. Oradaki mesaj bana sorarsa artık şu kağıt parayla işiniz bitti. Altına da çok güvenmeyin. Aa, çok güzel söylediniz bunu hocam. Evet, bu çok kısa. Yani kağıt parayla işin bittiğini de söylüyor. Evet, 2007'ye geçelim. 2007 yılında Kanadalı aktivist gazeteci Naomi Klein bir kitap yayınladı. Şok doktrini, felaket kapitalizminin, bak ismi felaket kapitalizminin yükselişi. 2007 yılı. Ben bu kitabı 2008 yılında Hollandaca çevirisinden okudum. Ve o zaman böyle bir kulübümüz vardı. O kulübün ismi de tesadüf fikir yongalarıydı. Amsterdam Fikir Yongalama Kulübü'ydü. Orada içeriden özet pasajlar çıkardım ve 3 oturumda, haftada bir defa yapıyorduk, 3 oturumda biz bu felaket kapitalizmin yükselişini konuştuk 2008 başlarında Amsterdam'da. Şimdi orada şunu anlatıyor. Bakın eğer kapitalizmin idare edenlerin, üstteki idare edenlerin alta doğru daha kademe kademe altta dokunabilen, daha büyük rakamlara, imkanlara dokunabilenlerin niyetini, süre gelen karakterini ve kemikleşmiş şeylerini, bunların kanunlarla, devletle nasıl korunduğunu anlamazsak, o zaman kapitalizmin işte neresi düzeltilecek, nasıl düzeltilecek, reçeteler biraz havada kalır diye düşünüyorum. Mesela şok doktrininde bir şoktan yararlanarak insanları arazilerinden atıyorlar, evlerinden atıyorlar ve işlerinden atıyorlar hatta. Bakın şimdi örneği, burada bir okuma metni var, bunun da yazısı var. Yani bir yazısını yayınlamıştım Cins dergide. Bakın bunun şeyini, kısa bir okuma metni, iki paragraflık okuyayım kendi yazımla. 2005 yılı Ağustos'unun son günlerinde Katrina kasırgası ABD'nin güney sahillerinde büyük bir yıkıma neden olur. Yazar kitabına Eylül ayında Louisiana Baton Rouge şehrinde gördükleri ve duyduklarını anlatarak başlar. Orada keşif için bulunan cumhuriyetçi bir kongre üyesi olan Richard Baker'ın ismini de veriyor kitapta. Hastaki toplu konutları temizlemiş olduk. Bu işi biz yapamıyorduk, Tanrı yaptı sözü dillerdedir. Şehrin en varlıklı müteahhitlerinden biri olan Joseph Caniziado da sanırım yeniden başlamak için temiz bir sayfaya, yani büyük sıfırlamaya sahip olduk diye bir gıcık geldi bana. Ben belki burayı kısa getiririm, sonra devam edebilirim. Yani söylemek istediğim şu, bir kasırga geliyor, vuruyor Louisiana'yı. Hemen oradaki müteahhitler, ama devletten aldıkları şeyle, destekle, ya bir sistem var yani. O destekle bakın ne yapıyorlar. New Orleans'taki unik bir yapı vardı. O on binlerce kişiyi dağıtıyorlar Amerika'nın değişik yerlerine. Ondan sonra bir daha geri dönmelerine izin vermiyorlar. Çünkü orada böyle bir anarşist, kendi başına buyruk, sanatçıların, böyle şeylerin çok olduğu bir kesim vardı. Onları idare istekleri gibi kontrol edemiyorlar. Bir tanesi onları dağıtmış oluyorlar. İkincisi oradaki arazileri başka türlü değerlendiriyorlar. Öğretmenler vardı, okullarda çalışıyordu. Bunlar devlet okullarıydı, ucuz okullardı. Herkes bu öğrenimden yararlanabiliyordu. Onları da, onlar da yıkılmış oluyor çünkü sel felaketi bir şey. Öğretmenleri de dağıtıyorlar. Tekrar geri geldiklerinde okullar özel okul oluyor ve eski maaşının yarısı ücretle. İstersen geri dönüyorsun, istersen dönemiyorsun. Yani böyle bir canavar var. Doktrin böyle bir şey. Önce bir şok yaratıyor. Şokun arkasından
darbeyi indiriyor. Bir tarihte Sri Lanka'ya yolum düştü, Seylan Adası'na. Orada balıkçıları gördüm. Şimdi 2004 yılında bir tsunami orayı vurdu. Bütün dünyada yazdı o sırada. Evet. Aynı şeyi oraya da yaptılar. On binlerce balıkçının oradan ekmeğini yiyor, evi var, bedavaya oturuyor, güzel bir yerde oturuyor, teknesi var, her şeyi var. Onları uzaklaştırdılar, on binlerce diyorum. Ve bir daha geri dönmelerine izin vermediler. Oralara lüks konutlar ve 5 yıldızlı, 6 yıldızlı oteller inşa ettiler. Ya bunlar fakir insanlar, ülkede fakir bir ülke. Bunların başka bir ekmek kaynağı yok. Ne kadar acımasız, ne kadar acımasız bir sistem. Şimdi Falkland savaşını ben hatırlıyorum. Bir vesileyle birkaç defa söylemişliği var. Çünkü bir küçük şok yaşamıştım Amsterdam'da. Ya Falkland, İngiltere Falkland diye bir yere, Arjantin'in bir adasıymış. Oraya savaşa gidiyor. Atlas'tan bulamıyordum. İsmi var. Şeyin karelerin denk geldiği yerde görünmüyor. Minicik bir ada. Evet. Ya koskoca İngiltere ne yapma gider oraya. Halbuki meğersem Thatcher maden işçileriyle sıkıntısı var. Sendikalar çok güçlü. Savaştayız, tayakkuzdayız falan diyerek sendikaları çökertmek için Falkland Savaşı'nın bahane yaptı yani. Yani şokla, şok doktrini böyle bir şeydir. Şimdi de yeni şokları düşünün. Yani bütün dünyada Covid'in yarattığı şoku düşünün. Şok doktrini devam ediyor. Şok doktrini doğru. Devam ediyor. İsterseniz ben filme geçmeyeyim. Siz, Türkiye Bey, siz bir şey söylemek isterseniz 2007-2008'deyiz. Bir şey söylemek isterseniz buyurun. Ben sonra 2009'un hemen başında yapılan kapitalizmin eleştirisi olan bir filme değineceğim sonra. Eyvallah hocam. Ya istiyorsanız o zaman o 2007-2008-2009'u size bırakıyorum hocam. Ben o zaman biraz yine günümüze geleyim. Tabii hocam. Tabii buyurun Türker abi. Bir 5 dakika o zaman hani doların şu anki savaşı, Amerika'daki savaş ve dijital paralar. Yani Bitcoin'in mesela karşılığı yok. Dünya yeni bir ekonomik sistemin eşiğinde. Hep başından 22'den beri anlatıyoruz işte. Bir sosyalizm soslu bir kapitalizm. İşte bu sosyalizm soslu kapitalizmin parası Bitcoin. Yani bunu birilerinin getirmek istediği çok ortada. Ve Türkiye'de bu mesela hani Bitcoin telaşına düşen en ilk üçteki en çok bununla geçinen ülkelerden biri. Nijerya, Türkiye. Bu da ilginç bir not. Yani en çok Bitcoin işleminin görüldüğü ülkelerden biri biziz. 10 binden fazla, belki 20 binden fazla altcoin var. Yani öyle bir ekonomik sistem yaratılıyor ki herkesin bir parasının olabileceği bir sistem. Şimdi bizi izleyen arkadaşlar bilir. Bu aralar futbol kulüplerinin tokenları, yani token jeton demek, jetonları çok moda. Birileri fena spekülasyon yapıyor. Ben yakından takip ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Mesela Sivas Spor token'da İnanılmaz bir spekülasyon oldu. Balıkesir token'da 3 liradan çıkan Balıkesir 3000 liralara geldi bir gecede. Peki nasıl geliyor? Yani bunun hiçbir karşılığı yok. Sadece arz ve talebin buluştuğu bir noktada bir hareketlenme oluyor. Birileri spek yapıyor, yukarı çıkıyor, iniyor. İşte hazır para, kolay para. Z kuşağının şu anda tutkunu olduğu, bağımlı olduğu durum bu. Adam çalışmak bile istemiyor. Ben diyor Bitcoin'le zaten geçinirim. Bitcoin'ler dünyanın, hani o tek dünya devleti, tek dünya devleti diye anlatıyoruz. Evet, galiba o tek dünya devletinin tek parası olma yolunda hızla ilerliyor. Burada devletlerin dijital paraları çok önemli. Türkiye'de dijital para Merkez Bankası yapıyor. Bu dijital paraların uyumu, sisteme uyumu nasıl gerçekleşecek? İşte bir tane ülke var biliyorsunuz. Sadece Bitcoin geçiyor. Başka bir para geçmiyor mesela. Evet. Yani ilginç. Bakın bunlar deneme. Bunlar yavaş yavaş başlıyor böyle. Şimdi normalleşti bize. Bundan 3-4 sene önce Bitcoin'i duyduğumuzda aa falan filan bu nasıl bir şey diyorduk. Evet, şimdi evet. Artık sınıfsal ayrım yapmıyorum. En alttan en üste kadar herkes Bitcoin'i biliyor. En alttaki kişi de oynuyor, en üstteki kişi de oynuyor. Ve buna alıştık. Yani o
hocam, Sadık hocam dedi ya, şoklar. Covid bir şoktu. Covid'in, o şokun alt başlıklarından biri de Bitcoin'di. Bu küresel ekonomik sistemin artık giderek buna doğru evrildiğini, doların tahtının çok net bir şekilde sallandığını görüyoruz. Ve zaten Amerika'daki savaşın temel nedeni de bu. Dolar tahtında duracak mı, durmayacak mı? Ya da bu sene Amerika'ya enflasyonist politikalardan dolayı daha çok paranın dönecek olmasının da neticesi bu. İşte bütün sonuç geliyor. Amerika'nın biraz istikrarı, Amerika parçalanacak mı, parçalanmayacak mı sorusunu. Hani kimileri böyle komplo teorileri var ya, 2025'te ABD'nin dağılacağını ve doların da artık tedavülden kalkacağını söylüyor. Bilmiyorum bu kadar yakın mı? Ama eğer bu kadar yakınsa önümüzdeki 5-10 senenin ben çok çalkantılı, küresel açıdan çok enteresan olaylara gebe olduğunu düşünüyorum. Belki de 2008'deki, 2009'daki krizleri mumla arayacağımız çok çok ilginç günlerin kapıda olduğunu düşünüyorum. Bunu çok kısaca geçmiş olayım.